Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei'nin ülkemizde satışa sunmuş olduğu yeni tabletlerden biri olan MatePad 11.5 S'in incelemesini beraber gerçekleştireceğiz. Tablet sektöründe Huawei'nin zaten gün geçtikçe yükselen bir marka olduğunu biliyoruz ve bu potansiyele sahip yegane isimlerden bir tanesi. Bunu da size incelememizin hemen başında hatırlatmış olalım arkadaşlar. Model yelpazesini günden güne geliştiriyorlar ve hemen hemen her bütçeye, her ihtiyaca uygun tabletlerinin olduğunu da söyleyebiliriz. Peki MatePad 11.5S bu noktada hangi kullanıcıya hitap ediyor? Ne gibi özellikleri öne çıkıyor? Şimdi dilerseniz yavaş yavaş bunlardan bahsetmeye başlayalım. Öncelikli olarak arkadaşlar tabletimizin tasarımıyla başlayalım incelememize. Bu tablette arkadaşlar en iyi deneyim için sektörde ilk parlama önleyici Paper Mate ekran kullanılmış durumda. Yani bu açıdan baktığımız zaman sektördeki parlama önleyici ekrana, Paper Mate ekran teknolojisine sahip ilk tablet diyebiliriz. Yani şu önemli bir durum arkadaşlar. Açık hava bir yerdesiniz. Ekran parıl parıl parlıyor. Hiçbir şey göremiyorsunuz. Bu tablette böyle bir sorun, böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Gerçekten bu teknoloji özellikle ışıklı havalarda, daha doğrusu güneşli havalarda tabletini kullanmayı sevenler için birebir bir çözüm olacak. Bunu diyebiliriz. Şimdi öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar size. Hemen incelememin başında belirteyim. MatePad 11.5S şu anda Türkiye'de ön satışta. Adına eklenen S harfi kafaları karıştırabilmiş ama buradan hemen size bu S harfinin anlamını da belirtmek istiyorum. Bu arkadaşlar geçen yıl çıkan modelin daha güçlü, daha gelişmiş bir versiyonunu ifade ediyor. MatePad 11.5S ismindeki S yani süper versiyonu şeklinde aslında isimlendirebiliriz bunu. Yani MatePad 11.5 vardı biliyorsunuz. Şimdi 11.5S yani bunu süper olarak da ne yapabiliriz? İsimlendirebiliriz arkadaşlar. 11.5S ile birlikte Paper Mate'in de yeni sürümü bizlerle beraber. Bunu sizlere hemen belirtelim. Paper Mate teknolojisini bilmeyenler için hemen hatırlatalım arkadaşlar. Bu sektöre mat ekran teknolojisini getiren ilk isim de aslında ilk markaydı diyebiliriz. Şimdi gelelim bir diğer önemli haberimize. Paper Mate'in önceki versiyonlarında anti-glare yani parlama önleyici ekranla birlikte geliyordu. Bunu zaten teknolojiyi az çok yakından takip edenler hatırlayacaktır arkadaşlar. Yeni nesil Paper Mate hem anti-glare hem de anti-reflection yani ışın yansımasını önleyici ekran özelliğini bir arada sunuyor. Bu gerçekten önemli. Yeni iPad'lerde de biliyorsunuz bu teknoloji var ama Huawei'nin 11.5S modeli arkadaşlar bu teknolojiyi bize 4'te 1 oranında bir fiyata sunuyor. Bu da gerçekten çok önemli. Yani x lira vermek varken 4x lirayı biz niye verelim? Bu noktada da iPad'in bir hayli önüne geçtiğini sizlere rahat bir şekilde söyleyebilirim. Peki bu ürün bizlere ne gibi teknik özellikler sunuyor? Dilerseniz de biraz bunlardan bahsedelim. Tabii ki MatePad 11.5S ilk olarak Paper Mate özelliğiyle ön plana çıkıyor arkadaşlar. Nedir bu? Paper Mate 2.0 bizlere yansımasız bir ekran deneyimini sunan yepyeni bir teknoloji. Zaten bu tabletin en çok öne çıkan özelliği bu arkadaşlar ki bu özellik direkt olarak tabletin kutusunda da bizlere belirtilmiş durumda. Bir diğer önemli özellik ise arkadaşlar tabletin yine ismini aldığı 11.5 inçlik ekranı. Burada 2800x1840 piksellik bir ekranımız var. Ekran gövde oranı ise 3'e 2 arkadaşlar. Burada 30'dan 144 Hz'e kadar uyarlanabilir bir yenileme hızı söz konusu. Yani yenileme hızımız 144 Hz'e kadar çıkıyor ki bu da birçok oyunda eğer oyun oynamayı seviyorsanız sizlere önemli bir avantaj sağlayacaktır arkadaşlar. Çerçevelerimiz son derece ince. Burada %87 bir ekran gövde oranı söz konusu ki bu çoğu tablette karşılaşmadığımız bir oran diyebiliriz. Peki tabletimizin mobilitesi daha doğrusu taşınabilirliği nasıl? Bunu da hemen sizlere belirtmiş olalım. 6.2 mm'lik bir kalınlık ve 510 gramlık bir ağırlığa sahip. Yani son derece hafif bir tablet olduğunu sizlere söyleyebilirim. Nearlink destekli 3. nesil M-Pencil'de bu tablette rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun yanında akıllı manyetik klavyeyi de gördüğünüz gibi ben bağladım. Siz de bağlayabiliyorsunuz. Zaten birazdan bahsedeceğim. Halihazırda bir kampanya var. Bunlar size ücretsiz olarak geliyor. O yüzden bunlar önemli. Şimdi gelelim bir diğer önemli özelliğine. Bu tablette arkadaşlar geliştirilmiş Huawei Notes uygulaması bulunuyor ve GoPaint çizim uygulaması da yine mevcut. Bu uygulamalar sayesinde kaleminizi oldukça yaratıcı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Zaten Huawei'nin yeni nesil akıllı kalemi de gerçekten çok düzenli bir
kullanım sunuyor bizlere. Yani mesela kalemi şöyle tutarken iki kere tıkladığınızda falan büyük harften küçük harfe geçiyor vesaire. Birçok avantaj, birçok özelleştirmesi var. Bu açıdan da zaten kalem yanında hediye olarak geldiği için sizlere son derece güzel bir set hazırlamış oluyor Huawei'yi. Bunun detaylarına birazdan girmiş olacağız zaten arkadaşlar. Şüphesiz bu tabletin arkadaşlar en çok öne çıkan özelliklerinden bir tanesi şu elimde görmüş olduğunuz kalem. Bu kalemle gerçekten çok fonksiyonel işler yapabiliyorsunuz. Çizimden notlara birçok şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Özellikle öğrenciler için bence gayet verimli bir çalışma ortamı sunabiliyor. Örneğin artık deftere vesaire ihtiyacınız kalmıyor arkadaşlar. Bu tableti yanınızda götürerek aslında bütün defterlerinizi götürmüş oluyorsunuz. Neden? Bir derste not alacağınız zaman ne yapıyorsunuz? Tabletinizi çıkarıyorsunuz, kaleminizi eline alıyorsunuz ve hızlı bir şekilde not alıyorsunuz. Üstelik hepsi bu kadar da değil. Örneğin bir PDF dokümanı var. PDF dokümanını okurken direkt olarak o PDF dokümanının üzerinden de ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Bu kalemle hemen çeşitli notlar alabiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok kullanışlı bir senaryo karşımıza çıkartıyor. Ben özellikle öğrencilerin böyle bir tablete mutlaka sahip olmalarını tavsiye ederim arkadaşlar. Gelelim bir diğer önemli özelliğe bu tabletle ilgili. Eğer kitap okumayı seviyorsanız bu kitapta arkadaşlar e-book ekran modu var. E-book ekran moduna geçtiğiniz zaman direkt olarak zaten size kağıtla aynı hissiyatı veriyor. Yani kitabı sanki tabletten değil de kağıttan okuyormuş hissiyatına kapılıyorsunuz. Bu da gerçekten önemli bir özellik. Kitap okumayı seviyorsanız ve kağıt israfını, çevreyi korumayı da düşünüyorsanız arkadaşlar, kağıt israfını önlemek istiyorsanız Papermate 11.5S bu noktada sizlere yardımcı olacak bir tablet. Çünkü e-book moduna geçtiğinizde dilediğiniz kitabı internetten satın alarak PDF dokümanları şeklinde vesaire ne yapabiliyorsunuz? Bu tablet üzerinden aynı bir kitaptan okuyormuş hissiyatıyla rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Gelelim bir diğer önemli soru işaretine. Bu tablette Google uygulamaları var mı? Malum söz konusu Huawei olduğunda Google uygulamaları sık sık soruluyor. Evet arkadaşlar, bu tablette de yine Huawei'nin son dönemde çıkan telefonlarında olduğu gibi Google uygulamalarını rahat bir şekilde App Gallery üzerinden indirebiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? App Gallery'ye giriyorsunuz ve App Gallery üzerinden dilediğiniz uygulamayı rahat bir şekilde indirebiliyorsunuz. YouTube'dan tutun, YouTube Müzik, Google Drive, işte Google Fotoğraflar vesaire, aklınıza hangi Google uygulaması gelirse rahat bir şekilde direkt olarak arkadaşlar App Gallery üzerinden bu Google uygulamalarını indirebiliyorsunuz. Yani halihazırda bu tablette kullanamadığınız ya da kullanamayacağınız bir uygulama yok diyebiliriz. Netflix olsun, YouTube Müzik olsun, YouTube olsun, diğer dijital yayın platformları olsun, rahat bir şekilde ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bu tablette kullanabilirsiniz. Peki gelelim şimdi bu tabletin fiyatına, ki bence hani en böyle önemli unsurlardan bir tanesi bu tabletin fiyatı arkadaşlar. Bu tablete 5666x3 taksit şeklinde sahip olabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar burada 600 Türk Lirası değerinde bir kupon, 6998 TL değerinde M-Pencil 3 ve MatePad klavye hediyesi, 1999 TL değerinde 12 ay ekran hasarı garantisi de mevcut. Yani baktığımız zaman 7000, 9000, 9600 lira gibi bir hediye var zaten. Hani tablet neredeyse size bedavaya geliyor ki bu şartlarda arkadaşlar bu fiyata böyle bir tablet satın almak gerçekten neredeyse imkansız diyebiliriz. Evet, biz bu incelememizde tabletimizle ilgili tüm detayları sizlere sunmaya çalıştık. Eğer bu tablet hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de yine elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.